pazar ve benim karantinadaki birinci haftam doldu. Hatta bugün 8. gün. Çok bunaldım. Hani hiç dışarı çıkmadım. Sadece bir kere markete gittim. Onun dışında hiç dışarı çıkmamıştım ama bugün çıkacağım artık. Hem çok bunaldım hem de böyle şu an yasal olarak bir karantina süreci başlamadı ama başlayacak gibi de görünüyor. Hem şöyle bir hava almak istedim. Hem de koskoca İstanbul yani. Koskoca metropol. Bakalım bu pazar, ki bu pazar en ciddi pazarlardan birisi. Gerçekten ciddi uyarılar yapıldı. Ben herkesin evde olduğunu düşünüyorum. Bakalım çıkıp bir gezeceğim. Bakacağım İstanbul nasıl bir yermiş. İstanbul'un insansız halini de çok merak ediyorum. Ve biliyorsunuz dışarıda kalmak çok tehlikeli ve ben bu geziyi kesinlikle eldivensiz ve maskesiz yapacağım. O kısmı da sürpriz olsun, izleyince görürsünüz. Kızım ben gidiyorum. Öp. Babaşı öpmüyor musun? Aferin kızım benim. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Çocuklar evde usul duruyorsunuz. Bunlar da tabii alıştı bana yani, kaç gündür evde olunca. Neyse görüşürüz çocuklar, hoşçakalın. Hava da biraz yağmurlu. Ne güzel ya, hiç güneş yok ama yine de bir mutlu oldum yani. Temiz hava geçiyor. Bu arada arabayı da ben bir haftadır sürmüyorum. Özledim ya araba sürmeyi. Önce sizi şöyle bir koyayım. Arkadaşlar, arabamı özlemişim ya. Vallahi. Ah, bayağı pis ama arabanın içi ya. Yıkadığımı unutmuştum. Sonra da hiç çıkamadık zaten dışarıya, biliyorsunuz. Evet, bir hafta sonra ilk marş. Basıyorum. Kamerayı. Evet, hazır mıyız? 1, 2, 3. Oh. Bakalım sürpriz bir gezi olacak. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Arabanın camları kirliymiş. Bakalım İstanbul'un bu boş halini biliyorsunuz görmek normal değil mi? Yani çok büyük bir felaket olması lazım ki. Şu anda da gerçekten ciddi bir felaketle karşı karşıyayız. Herkes evinde gerçi bize. Ben şu an sitede oturuyorum. Hiç ben bu kadar araba olduğunu bilmem. Her iki hafta sonu yani. Şu an otopark full dolu arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki İstanbul'un güzel insanları kurala uymuş. Evinde duruyor, sokağa çıkmıyor. Ama bir şey daha var burada. Hava çok berbat. Büyük ihtimalle biraz onun da etkisi var. Kimsenin dışarı çıkmamasında, ki çıkmayın arkadaşlar. Ama bakın benim bir hafta oldu. 8 gün oldu. Sadece bir kere markete çıktım ben. Çıkmayın yani. Çünkü çıktığınız zaman hem kendiniz için risk alıyorsunuz. Hem de temas ettiğiniz herkes için risk oluşturuyorsunuz. Artık bunları anlatmaya gerek yok. Evde kalın yani. Bu evde kalın konusunu ben biraz daha konuşacağım ama şimdi değil. Bir konuk misafir alacağım arabaya. Ondan sonra bu konuları daha çok konuşuruz. Şimdi ben ona doğru gideyim. Orada görüşürüz, hoşçakalın. Ama var ya, araba sürmeyi özlemişim ha. Yani acayip, insan özlüyor. Trafikteyken nefret ediyorsun da uzun süre ayrı kalınca da özlüyorsun yani. Yollar da boş. Aa, enteresan ya gerçekten. Yemin ediyorum evde kafayı sıyırmışız ya. Evde dur. Oh be. İnsan sosyal bir varlık arkadaşlar. Evde hapis yani çok zor bir şey. Ama hem sevdiklerimiz için, hem toplum için, hem de kendimiz için bunu yapmak zorundayız yani. O yüzden öyle gülüyorum falan komik bir şey değil. Aman ha. O ben kafayı yediğim için gülüyorum. Gökhan Bey de geliyor. Sürpriz konuğumuz Gökhan Fettahoğlu. Herkese, abi hoş geldin. Merhaba. Herkese merhaba. Abi hoş geldin. İlk önce kurallar gereği, hijyen kuralları gereği biliyorsun artık böyle. Her yerde bu kural geçerli. Bunu sen iyi buldun lan. Nereden buldun? Boğaziçi'ye iPhone veriyorlar bunu. Bunu ben var ya bir yıl önce almıştım ha. Rabarba dinleyicisi. Orada çok reklamı yapılıyordu. Dedim ki alayım da herife bir desteğimiz olsun yani. Mesut Süre'ye. Biliyor musun abi? Duydum. Boğaziçi kolonyaların sponsorluğunu da yapıyordu. Bu arada şu açıklamayı da yapalım. Şimdi biz bir hafta önce beraber karantinaya çıktık. Bir haftadır evdeyiz zaten. Aynen. Aynı yerde çalışıyorduk. Bir hafta önce son gördüğüm insan, bir hafta sonra ilk gördüğüm insan Gökhan abi. Abi nereye gidelim? Seni bir gezdireyim ya.
Valla şöyle bir sahilden gidelim, şeyden, Boğaz'dan. Bakalım Bebek'te zengin ailelerin çocukları 3-5 tur atıyor. Ha, ben onunla ilgili gelip... gelirken de bahsettim. Dedim sokaklar boş ama büyük ihtimalle şeyden dolayı. Hava kötü. Hava kötü, evet. Öyle bir durum da var yani. Sonuçta biz atıyorum arabaya bindin dolaşıyorsun. O başka bir şey de yani, gidip orada mekanda falan olup şey duydum şimdi. Bir tane çocuk bu Ümre'den gelenler ziyarete gitmiş. Onlardan bir tanesinden kapmış virüsü. Sonra da McDonald's, Burger King'de mi bir yerde çalışıyormuş. Ataşehir'de. Evet. Sonra herkese bulaştı. O yüzden dışarıdan hiçbir şey alıp yiyip içmemek. Yok. Temasla bulunmamak gerekiyor. Çok önemli. Evet, şu an birinci köprüye geldik. Ya trafik yok gibi bir şey, yani akıyor. Bayağı boş diyebilirim yani. Şey gibi, sanki gece saat 2'de yolculuk yapıyormuşsunuz gibi. O açıdan çok rahat. Bu arada ne olursa olsun genelde köprünün üstünde trafik açık olur. Şimdi de öyle tabii ama bayağı bir boşluk var aramızda. Takip mesafesi şu an olması gerektiği gibi. Abi. Deniz trafiği de boş abi, ne diyorsun? Kimse yok. Kimse yok, çok enteresan. Deniz bomb ya, boş yani. Bu arada bahsettiğim gezi türü de böyle, arabayla gezeceğiz yani. Dışarı çıkmayacağız, kimseyle temasla bulunmayacağız. Arabanın içinden bakacağız öyle ya. Yani. Japon balıkları gibiyiz abi, ne diyorsun? Evet, evet. Yani Japon balıkları gibi. Ben karikatür gördüm. Normal insanlar hayvan bahçesine gidip kafesten hayvanlara bakarlar ya. Aynen. Şimdi insanlar evlerin içinde camdan dışarı bakıyor, dışarıdan hayvanlar insanlara bakıyor. İnsanlara bakıyor, değil mi? Enteresan bir şey. Beşiktaş tabelasını görmeyeli de bayağı olmuştu ya. Ben de uzun zamandır hiç uzun zamandır böyle... gelmiyordum. Ben bir ara Beşiktaş'ta da kaldım, orada da yaşadım abi. Şöyle bir ay falan kaldım. Bayağıdır gelmiyorum ya. Ben de hep şey, gemiyle geçiyoruz ya da metroyla falan. Aha. Arabayla gelmedi. Arabayla aynen. Abi şimdi bu arada Türkiye biliyorsun karantinada değil. Gönüllü karantinada. Evet. Bu da mesela ben şeyi düşünmeye başladım şimdiden. Bizim biliyoruz, biz aynı şirkette çalışıyoruz arkadaşlar. Ve yani hani şöyle oldu yani. Şirket şunu dedi. Biz kimseyi zorla tutamayız bu dönemde. İsteyenler gelmesin dedi. Aslında devletin dediği gibi bir şey dedi baktığın zaman. Ucu açık bir. Ucu açıktı yani. Sonuçta senelik izni olanlar çıktı geçtiğimiz hafta. Bu hafta da şöyle bir karar almışlar. Çok böyle mecbur olması gereken kişiler dışında geri kalanı gelmesin denildi yani. Yine herkesin senelik izninden gidiyor. Senelik izni olmayanlar da ücretsiz izin kullanıyor. Evet. Herkes kendince bir şey yaptı. Herkes kendince yapmış oldu. Bu da çok sorun abi. Şimdi mesela daha Türkiye başında yolun. Daha bunun tap noktası var bilmem ne. Önümüzdeki ben şu an hafta. Evet, ben şu an mesela ikinci haftama girdim. Ve benim senelik iznim zaten 2 hafta. Ondan sonra artık cepten yemeye başlayacağız, evet. Ki ben Türkiye'de kimsenin de öyle bir ay mesela çalışma. Kimsenin bir aylık parası olduğunu düşünmüyorum. Ben mesela bir ay para almayayım. Biterim abi. Tefeciler dayanır yani. Biterim yani, bir ay maaş almayayım, öbür ay yani onu bekliyoruz. İflas devlet, yani. Devlet bir şey yapması lazım yani, böyle kuru kuru ya, evden çıkma demeyle olmuyor. Vallahi şu an biraz kuru kuru evden çıkmayın oluyor. İnşallah bir şeyler yaparlar yani, ben biraz endişeliyim bu konuda. İnşallah bakalım. Şu anda neredeyiz? Beşiktaş'tayız. Ve Ortaköy, ben Bebek tarafına doğru dönüyorum. Bu yolun bu kadar boş olabildiğini hiç görmemiştim, ilk defa görüyorum yani. Normalde sabah da gelsem burası hep böyle full çakılır. Hiç bu kadar boş olacağını düşünmedim ya, enteresan. Hem de Beşiktaş. Ya her yerde kapalı baksana. Her yer kapalı, bir tane şey yok. Ve hep insanlar olurdu. Sadece arabalar, birkaç kişi görüyorum şey. Onlar da büyük ihtimalle dolaştırıyor. Aynen aynen, eşofmanlı falan insanlar var. Bir de yani bu maske olayı şeydi ya, maske. Bir kısım maske takın, bir kısım maske takmayın diyor. Bir kısım tekrar işte maske koruyor diyor. Öteki yok, onu korumuyor diyor. Biri o maskeyi takıyorsun, dışarı attığında kimi şey tıbbi atık oluyor, başkasına bulaştırıyorsun diyor. Evet, o kadar bu arada çok, o kadar çok laf kalabalığı dönüyor ki ben maske takmadım o yüzden. Ekrem İmamoğlu şöyle bir video paylaştı. Şuna denk geldim. Şey yapıyor. Bu maskeleri diyor atmayın. Çamaşır suyuyla, kendisi gösteriyor bile, çamaşır suyuyla çamaşır suyunu karıştırıyor çok az böyle. Hı. Diyor ki onun içinde bekletin biraz, ondan sonra alın normal kendi ev atığınızla beraber atabilirsiniz diyor. Çünkü ama işte bunu niye kimse söylemiyor ki? Bir dünya işte atılmış. Bunu yaptığın zaman korunuyorsun, yapmazsan orada eğer virüs varsa başka insanlara bulaşma şeyi o virüs artıyor. Sırf o virüs değil,
sendeki o şeyleri de solunum yaptığın için dışarı gitmeyen mikropları da o maskeyle tutuyorsun. Ve o maske etrafa pislik saçıyor aslında. Yani aynen öyle ya. Maskeyi de bir virüsleri de atıyorsun. İlla bu koronayla alakalı değil. Ne bileyim. Başka bir hastalığın vardır. Onu başka insanlara bulaştırıyorsun. Şimdi Ortaköy'e doğru gidiyoruz. Bakalım Ortaköy bir şey trafiği söyleyeyim çok merak ediyorum. Bu nasıl Ortaköy trafiği mesela? Öyle ki ya, bilmeyenler için söyleyeyim. Yürüyerek daha hızlı ulaşırsın. Evet, evet. Yani daha hızlı gidersin. Yürüyerek Beşiktaş'tan Ortaköy'e daha hızlı gidersin. Yüzünüze tutmayın. Yani. Ben hep yüzüme tuttum ama bu kötü bir alışkanlık. Abi ben o yüzden işte kolonya getirdim. Çünkü bende de şimdi sakal devamlı böyle tıraş dolamadı. Bilinçaltıma yerleşmiş ya. Sürekli böyleyim. Ya sürekli işte eli kolonyayla. Bir de tıraş dolamadık yani. Ben berbere gitmeye korktum açıkçası. Şimdi zaten berberler de kapalı. Berberler de kapalı evet. Bakalım buranın. Bak bir şey söyleyeyim, Ortaköy'de yine trafik yine var. Akıyoruz. Böyle olmaz normalde. Durursun olduğun yerde. Ama şu an şey, yine bir şeyler var yani, boş değil. Normalde ben burada kimse olmaz diye düşünüyordum ama Ortaköy'de. Gerçi şey, yani çok da değil açıkçası. Normalde bu zamanda yani kar yağsa buradan yürüyerek gitmek daha kolaydı. Her zaman öyle. Hey hafta sonu abi. Hafta burası, sonu bir de yani pazar. Burası feci. Ya Arnavutköy'de çok güzel bir yer. Benim çok hoşuma gidiyor. Bir tarafta güzel bir yer de. Bir tarafta sahil evleri, bir tarafta yatlar. Dağlı da bir yer yani öyle. Yani. Şimdi şuradaki dairede oturmaya kalksan dünyanın parası. Böyle evler gözüküyor. Ben de burada koşmayı tercih ederim yani. Baksana sahilde. Oh. Şimdi ama başta da söyledim. Yağmur yağıyor. Yağmur, o yüzden evet. Gerçekleri yansıtmıyor. Gerçekleri yansıtmıyor. Bence bugün hava güneşli olsaydı büyük ihtimalle burada yürüyen insanlar görebilirdik. Gerçi o da çok bana şey gelmiyor. Televizyonda böyle abartıyorlar ama mesafeli yürüdükten sonra markete de gidiyorsun yani. Tabii tabii. Markette de mesafelisin. Mesafe olduktan sonra çok bu problem olacağını zannetmiyorum. Aynen, açık öyle. Alandasın. Bir de şey diyorlar işte, virüs bir hafta plastikte kalıyor, bilmem ne yapıyor. Ya sallamayın Allah aşkına ya. Bir hafta kalıyorsa öldük o zaman. Asansörün şeyine basıyorsun, düğmesine, bir hafta virüsün orada kaldığını düşünsene. Gelen hasta, gelen hasta, gelen hasta. Buradan karşı taraf da güzel gözüküyor. Ve şey, burası Boğaz'ın galiba en birbirine yakın olan kısmı. Buradan bağırsan karşı tarafa sesini duyurursun yani. Ya benim çocukluğumda Bülent Ersoy buradan karşıya ezan okumuştu biliyor musun? Sabah ezanı. Ya öyle çok rivayetler var. Bir de bu Burhan Çaçan'dı bilmem neydi falan. Okumuştu ya şeyde, paparazide televizyonda. Evet evet, hatırlıyorum öyle bir şey. Ya bu arada var ya, beyin orgazmı yaşıyorum abi. Bir haftadır evin içinde aynı şeyleri görmekten şu an... Ben yani etrafı görmek de büyük lüks. Şu an şey yani. Gibiyim, böyle tatile çıkarsın, farklı bir yere gelmiş gibi hissediyorum. Aynen kendimi. Aynen. Burada trafik var. Şu Şeyma ablanın şeyini göstermek. Aa evet değil mi? Yani. Şu an Bebek'te trafik var, çok ilginç. Ben var ya hiç beklemiyorum. Mesela meşhur Luka kapalı. Luka kapalı ama bak Şeyma ablanın burada bir şeyi vardı. Orası batmış falan abi, kapatmış. Battı kapattı evet. Evet ha. Görüyorsunuz Bebek uyumuyor, yatmıyor, evde durmuyor. Ya burası çok dar da bir yer normal. Evet ya. Evet, ben Nusret'i merak ediyorum. Nusret de kapalı. Kapalı tabii canım, her yer kapalı şu an, açık hiçbir yer yok. Bak burası da güzel bir mekandı mesela, burası da kapalı, kimse yok. Bence bu çok etkili oldu yani, buralar açık olsaydı var ya, düşünemiyorum bile yani. Ya. Zaten önü yok restoranların. Hatta bir ara restoranlar açıktı. Şimdi paket servise çevirdiler. O evet, açık evet. Olmaması hiç başta, en baştan yasaklanması gereken yer. İşte böyle de demesi kolay ya. Orada çalışan adamdan ne olacak? Evet, ben de onları... İşletmeci ne yapacak millet? Ya düşünsene ya abi. İşletmeci bir, garson... bir şekilde kendini idame ettirebilir. Yani onun birçok vergisi var, bilmem neyi var. Oradan düşer, buradan düşer de ben çalışanları düşünüyorum. Değil yani şimdi garsonsun abi. Zaten yani büyük ihtimalle garson ya. Şöyledir abi. Ki birçoğumuz öyle. Ben bile öyleyim. Kredi kartını ödersin, maaşın kalmaz. Evet evet. Adam şimdi mesela... Ya da bahşişle geçiniyordur mesela. Çoğu... Bahşişle geçiniyor aynen. Buradakiler özellikle bahşişle aynen. Geçiniyor. Yani gündelik kazanan insanlar evet. Aslında bir tarafta. Aylık atıyorum 2500 lira alıyordur, 3000 lira alıyordur. Hani şef, garson bilmem ne falan da. Ya bunların bir de şey de yok ki yani. Alternatif yapacakları işler de yok. O yüzden biraz
sıkıntılı günler bekliyor ya insanlar. Evet, ekonomik olarak insanlar rahat hissettiği zaman ben hep onu söylüyorum. Bir insan ekonomik olarak kendini rahat hissettiğinde psikolojik olarak bağışıklık sistemi de iyi olur. Motivasyon da iyi olur. Şimdi sen geleceği düşünerek yaşadığında bağışıklık sistemin mi kalır? Bütün sinir sistemi bozuldu gibi bağışıklık da bozuluyor yani. Bozuluyor. Adam kabız oluyorsun lan şeyi düşünmekten, borçtan düşünmekten. Ben de artık eve gelmek üzereyim. Ya gözlemlerim şu yönde. İnsanlar gerçekten hani sokağa çıkmamış. Yani hani bilenler bilir İstanbullular. Gece sürüşü gibi yani. Saat gece 2'de nasılsa yollar. Şu an pazar günü. Saat 4'te 5'te de öyleydi yani. Bayağı boştu. İstediğiniz yere anında gidebiliyorsunuz. Bu güzel tabii. İnsanların kurallara uyması güzel. En azından hafta sonu için. Şimdi şöyle. Benim gözlemlerim şu yönde. İnsanlar dışarıya çıkmamış, okey. Şimdi mekanlar da kapalı, tamam mı? Hani zaten dışarı çıksan ne yapacaksın? O ayrı bir şey de. Abi çok enteresan, kokoreç ve midyeciler açıktı. Mesela meşhur Midyeci Ahmet açıktı. Yani çok önümde müşterisi de yoktu ama açıktı. Şaşırdım mesela onların açık olmasına. Tabii paket servis yapabiliyorlar bildiğim kadarıyla ama onlar açıktı, şaşırdım. Bir de şöyle bir şey dikkatimi çekti. İki noktada polis çevirme yapıyordu ve belediye otobüslerini çeviriyordu. Niye bilmiyorum. Bayağı o belediye otobüslerini çeviriyordu polisler. Biraz ona da şaşırdım. Niye acaba diye bir merak ettim. Onun dışında da başka bir şey yok. Vallahi İstanbul'u böyle görmek de varmış yani. Bir hafta sonu yollar bomboş. Yani Bebek'e gittik, Sarıyer'e gittik ve anında bitti yani gün hiç. Çok çabuk geçti zaman. Neyse hayırlısı olsun ya valla. Bugünlerde gelir geçer inşallah. Sokakta, duraklarda tek tük insan vardı. Çok az. Hatta dikkatimi çekti. Hepsi de maskeydi. Maske takmışlar. Bir de işte böyle köpeğini falan dışarı çıkaran insanlar vardı. Gayet normal. Çok az insan vardı. Yağmurun etkisi var tabii ama. Neyse arkadaşlar, kanala abone olmayı unutmayın. Videoların devamı gelecek. Bu arada ben böyle vlog da çekmek istiyorum ama nasıl buldunuz? Eğer beğendiyseniz yazın da yorumlara, vlog da çekeyim. Yoksa çok vlogda hevesim yok ama bazen aklıma da esiyor böyle çekeyim, muhabbet olsun istiyorum ama tabii işten güçten çok fırsat olmuyordu. Şimdi biraz boşuz. Fırsat bulmuşken çekeyim dedim. Beğendiyseniz belirtin arkadaşlar da, böyle devamı gelsin ya da gelmesin. Ben de ona göre bir çizgi belirleyeyim. O zaman sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.